Şu anda çok mutlu oldum. Hakikaten benim de yıllardan beri arzu ettiğim bir federasyon çatısı altında geleneksel güreşlerin toplanması. Hem geleneksel sporlarda sporculuk yapan sporcularımızın bütün yani her türlü imkanlara sahip olmaları, onlara destek olmaları konusunda büyük bir yardım olacak bu sporculara. Çünkü biz güreş federasyonu altındayken çok fazla bir katkı sağlanamıyordu. Yani güreş federasyonunun dünya minderlerinde çalışmalarından ötürü geleneksel sporlar da onun içinde olduğu için çok fazla ilgilenemiyordu yani aslında. Bu şimdi geleneksel güreşler bu açıdan çok çok iyi oldu federasyon olarak. Benim de 90 yılından beri arzu ettiğim bir federasyon yapısı vardı. Yağlı Güreş Federasyonu. O şimdi geleneksel güreşler olarak 5-6 branşı birden kapsadı. Bu da aynı şekilde sayılır. Onun için de çok hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Milat oldu, evet. Bizi de mutlu etti. Yağlı Güreş bu yıl çok büyük bir katılım. Hem pehlivanlar açısından hem seyirci açısından ve güreşler açısından da süper bir yıl olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu sene altın kemer yılı. Altın kemer yılı, evet. Şimdi daha çekişmeli olacaktır. Kesinlikle. Altın kemer bu yıl sahibini bulabilir. Ali Gürbüz fena değil yani. Benim... Sizin favorileriniz kimler? Şu anda favorilerimin arasında yine Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, İsmail Koç. Yani bir 4-5 pehlivanımızın bayağı iyi performanslı olduğunu gördüm. Ama bir sürpriz çıkar mı gençler arasından? Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel. Yani bunlar da sürpriz yapabilecek pehlivanlar. Tabii ki başkanın da konuşmalarında verdiği sinyaller o yöndeydi. Gerçekten gene özünden ayırmadan, özününden koparmadan yine onun tarihsel dokuları içerisinde kuralları değişebilir. Puanlama kalkabilir veya daha güzel bir uygulama yapılabilir. Bunu tabii oturup istişare edip en uygununu bulacağız. Şimdi daha önceki yılda Spor Bakanımız bunun sözünü vermişti. Ben Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la da toplantılarımız oldu. Başkanımızın da bir müjdesi oldu bana. Dedi Edirne Kırkpınar sahası yenileniyor diye. Ama bu federasyonla bence daha çabuklaşır. Şenlenir, çok güzel olur. Yani modernleşmesinden ziyade kültüre uygun bir şekilde bir stat olabilir. Tabii. Yani tabii ki biraz daha şeylik, atıl pozisyonları var.